Merhaba arkadaşlar, Atayınları, ben Korkmam, 7. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 5. ünite konusuna başlıyoruz ve açıortay nedir öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açının açıortayı adı verilir. ABC açısı 60 derece, burada ise bir tane ışın çizilmiş, BD ışını. BD ışını ABC açısını iki eş parçaya ayırdığı için BD ışını ABC açısının açıortayıdır. Yani açıortay açıyı iki eşit parçaya bölüyor. 60'ın yarısı 30 olduğu için burada oluşan iki açının her biri de 30 derece olacak. ABD ile CBD açıları 30 derecedir diyoruz ve açıortay bu şekilde arkadaşlar. Alıştırmalarla devam edelim. Kareli kağıttaki açıların açıortaylarını açı ölçer kullanarak çiziniz. Açı ölçerle açıyı ölçtük 90 derece ve 90 dereceyi iki eş parçaya bölecek açıortay 90'ın yarısı 45'tir. Açıortayı çizdiğimizde iki açının her biri de 45 derece oldu. Yani açıortay açıyı iki eşit parçaya ayırdı. Buradaki açı ise 110 derece arkadaşlar. 110'un yarısı 55'tir. 110'u 2'ye bölüyoruz. 55 derece ve açıortayı çizdiğimizde iki eş açı oluştu ve her biri 55 derecedir. Yani açıortay açıyı iki eşit parçaya ayırdı. Burada ise açımız arkadaşlar 40 derece. Açıortayı çiziyoruz ve her bir açı 20 derece olacak. Açıortay açıyı iki eşit parçaya böldü. Buradaki açı 30 derecedir. 30'un yarısı 15. Açıortayı çizdiğimizde açı iki eş parçaya bölündü. 15'e 15 diyoruz arkadaşlar. İkinci alıştırmalarla devam edelim. İzometrik kağıttaki açıların açıortaylarını açı ölçer kullanarak çiziniz. Açıortay açıyı iki eş parçaya bölecekti. Hemen çizelim. Açıortay bu şekilde çizildi ve açıyı iki eşit parçaya böldü. Burada ise açıortayı çizdiğimizde açı iki eşit parçaya bölünmüş olacak. Diğerinde ise yine açıortayı çizdiğimizde buradaki açı iki eş parçaya ayrılacak. Burada da açıortayı çizdiğimizde yine açı iki eş parçaya ayrılır diyoruz arkadaşlar. Üçüncü alıştırmaya bakalım. Aşağıdaki açıların açıortaylarını açı ölçer kullanarak çiziniz. Buradaki açı 124 derece. Açıortay 124'ü iki eş parçaya ayıracak. 124'ün yarısı 62'dir. Açıortayı çizdiğimizde her bir açı 62 derece olacak. Buradaki açı 42 derece. Açıortayı çizdiğimizde 42 iki eşit parçaya bölünecek. 42'nin yarısı 21'dir. Açıortayı çiziyoruz ve her bir açı 21 derece oldu. Buradaki açı ise 90 derece ve 90'ın yarısı 45 derece olduğu için açıortay açıyı iki eşit parçaya bölecek. Her bir açı 45 derece olacak. Buradaki açı 58 derece. 58'i 2'ye böldüğümüzde yarısı 29 derecedir ve açıortay açıyı iki eşit parçaya bölecek ve her bir açı 29 derecedir diyoruz arkadaşlar. Evet, bu dersimizde açıortayın açıyı iki eş parçaya ayıran bir ışın olduğunu öğrendik. Geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Atayınları Ben Korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.